Şimdi gerçek halime dönüp Camini'nin odasına öyle gitmeliyim. Buraya hangi amaçla geldiğini öğrenmem lazım. Hey, neden kapıyı çalıyorsun? Girsene. Ne bileyim, alışkanlık işte. Hey! Ne oldu? Atlayacak mısın yoksa? Evlenmekten mi korktun? Yok canım. Neden korkacakmışım? Merak etme. İnsanlar bugünlerde çok fikir değiştiriyor. Ondan bahsediyor sadece. Önemli değil. Hadi aşağı inelim. Camini de geldi, bekliyor. Millet bir dakika, siz gidin. Ben hazırlanıp birazdan geleceğim. Ya ama neden? Ne yaparsan yap, aynı görüneceksin nasıl olsa. Hadi gidelim. Hadi. Çocuklar lütfen bana 2 dakika verin. Sadece 2 dakika. Yapmam gereken bir şey var. Siz inin, ben geliyorum. Hadi. Ne 2 dakikası? Ne oldu? Hadi bizimle gel. Tamam. Bırakın, ne yaparsa yapsın. Hemen hazır olur. Hayır olmaz. Lütfen. Biliyorsunuz bu da Yuvi gibi. Yani... Kusura bakmayın ama onu böyle yalnız bırakırsak... Annesi bize çok kızar. Evleniyorsun dostum. Gözlerin fıldır fıldır dönüyor. Artık böyle sağa sola bakamayacaksın. Senin düğünün var. Heyecanlı değil misin? Hadi ama biraz heyecanlansana. Biraz daha zerdeçal getirmeliyim. Onu bana ver de tören suyunu getir. Unuttum. Hadi. Hadi çabuk ol, çabuk. Tamam. Çok yaşa oğlum. Kem gözler senden uzak dursun. Kimsenin değil ama senin nazarın değecek sonunda. Hadi biraz kenara çekil. Ne öyle bakınıp duruyorsun? Bak, Camini orada. Adi nerede biliyor musun? Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Zuhani, nerede bu çocuk? Anne sakin ol. Adi telefonun çekmediği bir yerde olabilir, değil mi? Belki ama hiç böyle bir şey yapmaz. Hele haber vermeden hiçbir yere gitmez o. İki kardeş birbirinden çok farklıdır. Birbirinin tam tersi bir işleri yapıyorlar ama Pratham başka. O ne kadar iyiyse Adi de o kadar fenadır. Çok kötü şeyler yapabiliyor. Şey, belki de buralarda bir yerdedir ve bizi sürekli izliyordur. Nasıl? Yani Adi ile Rehan iyi arkadaşlar ama Adi beni sevmiyor olabilir. O zaman buraya gelmez tabii. Yok sanmam. O babası gibidir. Bütün kızlar onu çok sever. Buyurun. Nereye bela? Gelsene, Camini'ye zerdeçal sürmeyecek misin? Hadi gel. Tamam. Gel. Ne oldu Bela? Çok üzgün ve gergin görünüyorsun. Yoksa bir şey mi kaybettin? Ne? Nasıl? Ne kayboldum? Zerdeçal'ın olduğu yerlere bakın. Her şeyi kaldırın oradan. İyice bakın. Ne kaybettin? Bakayım orada mı? Bir şey kaybetmedim. Herhalde yanlış anladınız. Mutluluklar dilerim. Göreceğiz bakalım. Bela! Neredeydin sen? Camini'den sonra sana geliyordum. Git hadi. Seni özledim. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Yukarı gel hemen.
Nasıl geleceğim? Herkes burada. Bir şey uydur ve hemen gel işte. Ne uydurayım? Özür dilerim. Kusura bakma. Gözüne kaçtı. Yukarıda ilaç var. Gözlerini yıkayıp ilaç sürelim. Hadi gel. Tamam, gidelim. Rehan, oğlum, bir şey istersen çekinme, söyle bana. Kıyafetlerin odada. Merak etmeyin, ben hallederim. Kusura bakma Viş, seni oradan çıkarmak için yapmalıydım. Önemli değil. Camini ile ilgili bir şey bulabildin mi sen? Çok şey buldum. Normal bir kadın değil. O bir cadı. Ne? Camini cadı mı? Hayır, hayır, bu hiç iyi bir haber değil. Bu kadar yakınımızda bir cadı olmamalı, olamaz. Merak etme, ben... Sen bile bir şey yapamazsın. Sen bilmiyorsun, bu cadılar yılanlara yakın oldukları zaman onların güçlerini alıyor ve yılanları kontrol etmeye başlıyorlar. Yani bizi Bela. Eğer onunla evlenirsem bütün güçlerimi kaybederim. Beni kontrol eder, anlıyor musun Bela? Benim yılan olduğumu biliyor mu? Benim yılan olduğumu biliyor. Seninle ilgili ne bildiğinden emin değilim. Buraya neden geldi ve ne istiyor bilmiyorum. Senin için geldi. O sana zarar vermek istiyor. İşte bu yüzden gücümüzü kaybetmekten korkuyorum. Onun hedefi sensin, anla. Bir şeyler yapmalıyız. Ama bunu nasıl yapacağız, ne yapacağız? Endişe etme Viş. Benim güçlerim hala duruyor. Demek ki vaktimiz var. Tanrı onun niyetinin ne olduğunu anlamamız için bize zaman veriyor. Böylece birlikte savaşacağız. Bu sadece kocam bizi desteklerse mümkün olur. O benden, yani Rehan'dan nefret ediyor. Onu çok kıskanıyor. Yanında bile duramıyorum. Bence o seni seviyor Bela. Bak Viş, hayatımı zindana çevirenleri teker teker öldürüp onlardan mutlaka intikamımı alacağım. Kafanı saçma fikirlerle doldurma. Ve Camini için ne yapabileceğimizi düşün. Eğer onun hakkında bir şey bulamazsak ne yapacağız? Bela, ben diyorum ki... Neler oluyor? Bence de. Neler oluyor? Üstümü değiştiriyorum. Kapıyı çalsan iyi olurdu. Bela nerede? Delirdin mi? Ben üstümü değiştirirken Bela'nın burada ne işi var? Kesinlikle. Ben de onu soruyorum. O burada ne yapıyordu? Rehan. Seni aşağı çağırıyorlar. Ama sen içeride değil miydin? Evet. Gözüne zerdeçal tozu kaçmıştı. Ona ilaç verip çıktım. Ne oldu ki? Yok bir şey, hayır. İyi ki Mahir'in geldiğini fark ettin. Ben hiçbir şey fark etmedim. Hadi aşağı gel. Aklıma bir şey gelirse söylerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.